Merhaba arkadaşlar. Hafta arası çok küçük bir bülten çekmek istedim. Çünkü Coinbase ile alakalı çok ciddi gelişmeler oldu ve bizim de açıkçası Emre ile yaptığımız, Emre Tekişer ile yaptığımız videolarda bolca bahsediyorduk. Emre de bir eski Coinbase çalışanı olduğu için. Eee izlemediyseniz o seriyi izleyebilirsiniz. 6 tane video çektik şu ana kadar. Her pazartesi de çekiyoruz. Ee, haberler çıkıyordu Coinbase'in e, kaç para şimdi öncelikle şundan bahsetmek lazım. Coinbase bir Amerikan borsası, çok ciddi bir borsa ve halka arz ediliyor. Ve halka arz edilmek için S1 diye bir belge ile e, başvuruyorlar e, Amerika'daki SPK'ya, Security Exchange Komisyonu'na, Security Exchange Commission'a. Bu S1 e, dün ilk defa halka duyuruldu. S1 bu baş, baş, başvuru, başvuru, formlarını gördük ilk defa. Çok enteresan bilgiler var bu S1'de. Onlarla ilgili biraz bahs onlardan biraz bahsetmek istiyorum ama Emre ile ilgili e, bahsetmek istediğim şey de o yayınlarda haberler çıkıyordu. İşte Coinbase 50 milyar dolar olacak, 55 milyar dolar olacak, işte 60 milyar dolar olacak falan. Bana da makul geliyordu. Ama Emre yayınlarda de, defaat de demişti ki 80'den aşağı almayacak. 80 milyar dolardan aşağı almayacak diye gerçekten de 100 milyar dolar seviyesini gördü Coinbase'in değerlemesi. Ki şu anda da FTX'te trade ediliyor Coinbase. Yani bilgi dolu bir yayın yapıyorduk ama bir sinyal de vermiş oldu. Bu da FTX'teki o S1'in açığa çıkmasından sonraki fiyat hareketi. Enteresan olanı bu S1'in çıkmasından sonra fiyat yükseldi evet ve Coinbase'in Binance'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Daha da komik olanı bu S1 belgesi çıkar çıkmaz CZ Twitter'dan tebrik etmişti. Yani Binance'in CEO'su Coinbase'i ve Brian Armstrong'u tebrik etmişti. Brian Armstrong da Coinbase'in CEO'su. Daha sonra Coinbase'in Binance'e şikayet ettiği ortaya çıkınca bu tweetini silmiş bulamadım ben. Fotoğrafını da almamıştım. Nasıl şikayet ettiğini belirtmek belirtmek de istiyorum. Şimdi Nasıl şikayet etti derken de hadi bunları da alın bunlar kötü falan demedi. Halbuki şöyle bir şey daha oldu. Ondan da belki bahsetmek lazım. Coinbase geçen hafta değil 2 gün önce yani bu oldu bulunduğumuz haftada geçen yıl ki 2020 ya da 2019 bile olabilir emin değilim. Binance'in yaptığı açıklamanın aynısını yaptı. Binance o zaman inanılmaz linç edilmişti. CZ şey demişti bizim e, bir merkezimiz yok. İşte ofislerimiz e, işte bizim ofislerimiz beynimizde birçok insan farklı yerlerde uzaktan çalışıyor vesaire demişti. Aynısını Coinbase Açıkladı. İşte bizim biz merkeziyetsiziz, bizim bir ofisimiz bir merkezimiz yok. Dünyanın her yerinde çalışıyoruz dedi İşte Binance bunu Malta'da da değiller diye bir fat karşısında demişti. Sizi işte Binance Malta'da yok. Aslında e, hiçbir yerde yok. Nerede bunlar falan ofisleri diye sorulduğunda demişti. Coinbase tabi e, s 1den hemen önce bunu açıkladı. E, bu biraz daha farklı bir aynı hikayeyi anlatan farklı bir döküman diyebiliriz. Çünkü Coinbase'in 2020'nin son çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık kar ettiği bir daha okuyalım. 1.2 milyon evet evet. 1.2 milyon pardon toplam coin 2020 demiş. 1.2 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş Coinbase. Belki de bunları da incelemek lazım. Ben Ondan da bahsetmek istiyorum. Coinbase bu 1.2 milyarın bir çoğunu arkadaşlar Çekim Yatırmada değil de ama çekmelerde fiillerden yapmış yani insanların içerideki e, Trade'lerinden değil çekim fiillerinden yapmış e, Bu da açıkçası enteresan bir e, model oluyor yani Borsaların Çalışma modelini insanlar şey diye düşünüyor fiil alıyor borsalar diyor ama çeşitli borsalar Bu çekme fiillerini almıyor bile. Coinbase En büyük e, Kazancını çekme fiillerinden almış. Ve Türkiye'deki borsaların bir, birçoğu hiç almıyordu. BTC Türk yeni başladı almaya. Ee, sanırım diğerleri hala da çekme, çekme ile ilgili bir ücret almıyor. Ama Coinbase'in en büyük geliri buradan geliyor. O da enteresan bir nüans. Yani herkes her işte parasını aynı şekilde kazanmıyor. Yani bu, bu da önemli bir nüans. Şimdi ne dediğine gelecek olursak Coinbase'in Binance ile ilgili. Diyor ki birçok borsayla, birçok şirketle yarışıyoruz diyor. Eee kripto marketinde ve bunlar regülasyonla alakalı hiçbir iş yapmıyorlar diyor. E, ve örnek verirken de Binance örnek veriyor. Ve şey diyor, Amerika'da da muhtemelen diyor, e, Binance'in operasyonları vardır diyor. Bu da açıkçası önemli. Sizin önce teşekkür ta, takdir edip daha sonra tweetini silmesi de daha komik bir durum açıkçası. Elon Musk'la ilgili de bir durum var şimdi. Elon Musk'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir anda Michael Saylor gibi kripto camiasının en çok konuşulan e, adamlarından bir tanesi haline geldi. Şimdi biz şunu öğreniyoruz. E, Security Exchange Komisyonu Dogecoin ile ilgili yani Dogecoin ile ilgili attığı tweetlerden ötürü Elon Musk'ı incelemeye almış. Biliyorsunuz Elon Musk daha evvel de Tesla'yı şortlayanlarla ilgili böyle tweetler atmıştı. Bakın burada. Security Exchange Komisyonu ile ilgili böyle küfürlü insanları teşvik etmişti. Küfürlü değil çok akıllı bir adam olduğu için bunu da burada bile ben söyleyemiyorum ama akronim yapın SEC'e. Ortasına Elon koyun. İşte ne olur siz söyleyin diyorsun Burada ben bile söyleyemiyorum YouTube'un YouTube'da yorumların altına söyleyebilirler ee, belki ve 20 milyar 20 milyon dolar ceza kesmişti. Şimdi aynısını Dogecoin için yapıyorlar. Garip bir aurası var kripto para camiasının. E, Michael Saylor da geldi ve artık kripto para fenomeni haline geldi. Influencer haline geldi. Yani Bitcoin influencer haline geldi. Çünkü sadece Bitcoin ile ilgili konuşuyor. Elon Musk da çok fazla şekilde hem Bitcoin'le hem de diğer kripto para enstrümanlarıyla ilgili konuşmaya başladı. Burada burası enteresan bir yer. Buraya gelen burada kalıyor. Ee, bu mesela 5 gün evvel attı bir tweet. Ee, devamlı devamlı tweet atıyor Dogecoin ile alakalı. Ya bununla ilgili kafa da yoruyor belli ki. Geçen gün ben bir e, teori uydurmuştum diyeyim. Onun çıkarsama yapmıştım. Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili yaptığını çünkü Dogecoin'in dağılımının çok adil olmadığını düşünüyor. Token metrikler çok önemli arkadaşlar bir işte yani Dogecoin'in büyük bir çoğunluğu birkaç cüzdanda birikmiş durumda. Bu da açıkçası insanları rahatsız ediyor. Elon Musk da bu rahatsız olan insanlardan bir tanesi. Bunu çözersek Dogecoin'in önünde hiçbir engel olmadığını söylemişti. Daha sonra meta fork gibi bir şey yazmıştı profiline ve profil fotoğrafına da çatallama koymuştu, fork koymuştu. Acaba dedim böyle bir yola mı gidiyor? Bence Dogecoin'i forklayıp o cüzdanları hariç tutup bir airdrop mu yapacak? Yani Dogecoin'i değiştirecek mi diye düşündüm Kendim, kendimce. insanlara dalmasını da istiyor. Elinde de oldukça var belli ki. Ee, yani Mars'a giden, giden uzaya araç yollayan, araba yollayan bir adam içinde Paypal'ı kendi kurmamış ama almış. Daha sonra exitlamış. E, Paypal'da imzası bulunan, Tesla'da imzası bulunan bir şirket için de çok fantastik değil aslında. Gerçekten Elon Musk'ın bir de bir coin çıkardı Enteresan bir Artık şaşırtmaz yani. Önceden Elon Musk her gün Dogecoin'e ilgili tweet atacak deseler şaşırırdım ama şimdi kesinlikle şaşırmam. Bu kesinlikle dikkat edilmesi bir, gereken bir durum arkadaşlar aynı zamanda. Çünkü e, sektördeki bu sivrilmeler yani Doge, Elon Musk'ın Bitcoin'in geçen düşüşünde e, sonra Bitcoin'i yukarı kaldırması bu insanları rahatsız eden de bir durum. Merkeziyetsizliğe de açıkçası lekeleyen bir durum. Ama e, bu durumla ilgili de yapabilecek hiçbir şey hiçbir şey yok. Sonuçta birçok kişi Bitcoin'le yeniden tanış, yeni yeni tanışıyor. E, bu kişiler de Bitcoin aldıkça bununla ilgili konuştukça e, açıkçası bu spekülasyonlar, merkeziyetsizlik hikayesi sarsılmaya devam edecek. Ama ne kadar çok kişi konuşursa o kadar iyi diyebilirim. Geçen hafta NFT'lerden konuşmuştuk. E, NFT hikayesi arkadaşlar biliyorsunuz e, oldukça e, çekici bir hikaye. Kiminle konuşsak şu anda NFT ile ilgili bir iş yapma peşinde. E, NFT'lerle ilgili biz her hafta böyle bir yayınlara, haftalık yayınlarımıza NFT'lerle ilgili bir bölüm koymak istiyoruz. Ee, NFT'lerle ilgili Türkiye'de de şu anda çalışan dört beş tane farklı ekip var. NFT işleri yapacaklar. Bir diğer hafta arasında olan beni böyle hayal kırıklığına uğratan iş işte şu. One için binance smart chain'e taşınması hiç bu beni hayal kırıklığına uğratmadı. Tabii ki de uğratacak. Yani adamlar kendi iş modeli için çeşitli geliştirmeler yapacak ama e, bütün iş modellerini Ethereum üzerine kurduktan sonra ee, mesela ethereum'dan binance smart chain'e geçişi böyle cehennemden Cennet gibi bir yere kuşların ağaçların olduğu bir yere atlıyor gibi göstermesi Bunlar da kendi logosu beni açıkçası biraz rahatsız etti ee, Tamam geç kardeşim binance smart chain'e ama ee, Hoş değil ya ethereum'un bulunduğu Ethereum bulunduğu durum gerçekten iyi olmayabilir ama ethereum'u burada yıkılmış harap Cehennem içinde göstermekte e, Ne bileyim size bu Merkeziyetsiz Borsa Konusunda yardımcı olan en değerli platformu karalamak bana açıkçası biraz nankörlük gibi geliyor 1 için yaptığında. 1 de zaten sen de çakma bir borsasın kardeşim. Logon bile Uniswap'tan çakma. Ondan dolayı bunu da söylemek istedim. Rusya'da bir ekip var bu arada 1inch'in arkasında. İyi, çok hızlı büyüdüler. Umarım yolları açık olur. Diğer chainlere de geliyorlarmış bu arada. Onu da yazmışlar. Eğer ee, Bize gelirse geri vites yapma hakkımı da saklı tutuyorum e, Onu da belirtmek istedim Onun dışında Coinbase ve Binance'in savaşı Yani savaş olur mu bilmiyoruz tabii ki de sonuçta Binance Amerika'dan bahsetmemiş Binance'ten bahsetmiş e, Nereye gider bu, bu savaş olur mu biraz Binance vs Coinbase falan yazdık Açıkçası dikkat çekici bir şey ama DeFi'in ee, yavaş yavaş e, ethereum'dan işte binance smart chain'e ya da daha merkezi bir chain'e kayması ee, beni de biraz olsun rahatsız ediyor diyebilirim. En azından binance smart chain'deki bu validasyon hikayesinde. Ee, yeni yeni birçok iş çıkıyor ve bunlar de bizim geçen hafta yayında bahsettiğimiz gibi. Sadece binance smart Chain'in avalanche üzerinde de birçok iş çıkıyor. Ee, onlar, onların tamamını arkadaşlar auditi var mı? işte satışı nereden yapıyorlar, kontratlarında time lock var mı, sizi dolandırabilirler mi diye bakmanız lazım. Token metriklerine bakmanız lazım. Ee, ve daha da enteresanı bizim piyasa tamamen alım satıma e, odaklanmışken aslında e, siz de böyle ürünler geliştirebilirsiniz. Bilhassa yazılımcı arkadaşlar ya da yazılıma yönelmiş arkadaşlar. E, Bakın dün ben yazdım bununla ilgili bir tweet. Adamlar coin çıkartıyor. Tamam çıkarsın kardeşim. Bilmiyorum yürür mü yürümez mi? Ama bak audit şirketi Solidity Finance diye bir iş. Bu da bu da belli ki kendi tokenını falan çıkartacak. Bunu araştırıyor sadece. Adam e, bunu parayla satıyor. Yani Chainlink gibi. Ben bunu çok seviyorum. Chainlink gelir elde edebiliyor. Niye? Çünkü kripto para şirketlerine bir şey satabiliyor. Aynı şekilde bak bu Solidity de kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Bunlar da sonra exit falan yaparlar. Tanımıyorum ama birçok audit satmışlar Bak ona buna audit satmışlar bunca Açıkçası böyle alt Seviye coin'lere hiç ben adını bilmiyorum, bilmiyorum. aman Allahım ee, Tam böyle Kanalizasyon tipi coin'lere hizmet satıyorlar Bunlar da bunları Ödüyor Bu adamlar para kazanıyor Bu açıkçası oldukça güzel bir model ee, Benim gördüğüm ee, Yani Benim hoşuma giden bir şey çünkü bir kripto para şirketinin gelir elde etmesi lazım borsaların Hayatta kalmasının en büyük nedeni borsaların Büyümesinin işte Binance ne yaptı şimdi mining e, şirketi var Poolu var havuzu var e, Vakıfı var e, Binance'in Futures borsası var Türkiye'de borsası var Amerika'da borsası var e, Onun dışında şimdi Binance Smart Chain diye Layer 1'lere, Layer 1 pazarına girdi e, Ethereum'a rakip oluyor yani bir yandan nasıl yapabiliyor bunu çünkü gelir elde edebiliyor eğer sadece takım tokenlarına vesaire kalırsa iş e, o projeler başarılı olamıyorlar. E, platform işleri başarılı oluyor. E, üzerine çalışan mesela FTX IEO yapıyor. FTX de FTX'i de koyabilirsiniz burada. E, EO yapıyor. O IEO'ların bir kısmını alıyor kendine. En az likit asetleri Belki yok olmasa bile birçok illiquid asetleri var şimdi FTX'te FTT var, Serum var, Sushi var, e, Solana var, Radium var. Şimdi bunların hepsi likit olmasa bile belki satamıyorlar. Çok likit değildir tahtaları ama eee birçok aset var. Şimdi üzerlerine map diye bir yEO yaptılar. Oksijen yapıyor FTT. Onların illa bir kısmını alıyorlar o platform onlara sundukları için. O yüzden e, kripto para projelerini bir şey satan adamlar kesinlikle e, değerlendirilmesi gerek. Yani Oracle, Chainlink bunlardan bir tanesi. Başka bent protokol var, Dia var benim bildiğim. Eee açıkçası bak mesela başka bir şey tıkladım. Safu Investments. Bu da milleti milletten coin alacak. Coin satışı yapacak adamlara e, platform sunan bir iş. Bu Polka Starter'ın Binance Smart Chain versiyonu sanırım. Hiç kullanmadım ben bunu. Şu anda Binance Smart Chain'de ben farm yapıyorum bu arada. Doruk'a da selam olsun. Serotonin. Bizim Doruk kardan Onunla birlikte yapıyoruz. Hem de hiç risk almadan yapıyoruz. Belki ona da sorarım. Anlatırız. E, nasıl olduğunu. Alfa leak olur. E, yani sadece alım satımdan ziyade böyle platformlar yapıp kripto para projelerine hizmet satabiliyor olmak arkadaşlar oldukça başarılı bir iş modeli kripto paralarda. Ee, bu işin beyaz yakalısı olma konusunda ben devamlı teşvik ediyorum. Ee, umarım birkaç kişiye faydası olduğunu biliyorum en azından bana yazan. Ee, umarım başkaları da bu yönteme benimser diyorum ve videoyu kapatıyorum. İyi günler diliyorum.